Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Çoğumuz şöyle bir köye yerleşsek de kendi ektiğimizi, biçtiğimizi yesek, koyuna kuzuya baksak dediğimiz bir dönem olmuştur. O dönem artık çok geç değil. Hatta bunu yapabilir ve para kazanabiliriz. Hem de sadece 50 koyunla. Ama öncelikle veteriner Yasin Eymen Çerik ile değerli izleyicilerimiz tanışalım. Ee, Yasemin Çelik bir veteriner, aynı zamanda bir YouTuber. Genellikle merak edilen konular ile ilgili ilginç ve bilgi verici videolar çekiyor. Geçtiğimiz günlerde çektiği 50 damızlık koyunla yılda kaç para kazanabilirsiniz? Video içeriğiyle hepimizin hayallerini yeniden canlandırdı. Değerli izleyicilerimiz defteri kalemi çıkarın, hesaplamaya başlıyoruz. Şimdi öncelikle 50 damızlık koyun e, ne kadar onu e, ortaya koyuyoruz. Ortalama bir Karacabey damızlık koyunun fiyatı 1800 ila 2200 arasında değişiyor. Ama biz burada orta hesaptan giderek 2000 TL'den hesaplayabiliriz. Böylece sadece 50 koyun için 100.000 TL'lik bir sermaye gerekiyor değerli izleyicilerimiz. <laughs> Devam edelim değerli izleyicilerimiz. Ee, Tabi koyunları almak yetmiyor bir de küçük baş damı gerekiyor. Dam için pek çok alternatif arasında Ama en kolay ve başlangıç için ilk tercih edilebilecek şey e, çadırdır. 50 koyun ve kuzu için 2,5 metrekarelik alana ihtiyacımız var değerli izleyicilerimiz. E, Çadırın da metrekare fiyatı ortalama 130 TL. Yani 50 koyun için 16.250 TL'lik bir çadır maliyetiniz olacak. Yani koyun başı 2,5 metrekare, metrekare gerekiyor. Koyunu ve ağrı e, hallettiğimize göre geldik son kısmına yemlik, suluk ve otluk. Her koyunun aylık, yemlik, otluk ve sulu olması gerekiyor. Bu üçlünün de toplamda ortalama fiyatı 4 ila 5 bin TL arasında. Yani 50 koyun için 120 bin TL masraf etmemiz gerekiyor. Neredeyse koyunlardan fazla ama bir kere alıp uzun yıllar kullanabileceğimiz... <laughs> Ömürlük bir şey sonuçta. Yani toplamda bu işe girmek için 120 bin TL'lik bir harcama yapmamız gerekiyor. 120 bin TL'niz hazırsa hemen devam edelim kazançlar kısmına. Bundan sonraki süreçte Bey koyunlarımızdan doğan kuzuları satarak gelir elde etmeye başlıyoruz. 5 aylık bir gebelik süreci olan bu tatlı koyunlar yaklaşık 3 ay kuzusuna bakıyor. Yani bu süreyi 8 ay olarak hesaplayabiliriz. 8. aydan itibaren koyunlar yeniden gebe kalabiliyor. Karacabey koyunlarında gebelik için mevsim beklemekte gerekmiyor. Bu da ekstra bir avantaj. 2 yıl olarak hesapladığımızda her koyun 3 kere doğum yapabiliyor. 2 yılda her koyun tek kuzu doğursa bile 2 yılda 150 kuzunuz oluyor. Bir de %50 ikizlik oranı var tabi. Eğer böyle olursa bazı doğumlarda ikiz doğabilir. Bu da toplamda 225 kuzu civarı doğum olmasını sağlar. Tabi bunların bir de ölüm payı var. O da genellikle %10 civarındadır. Yani yılın sonunda ölümüyle ve doğumuyla bize kalan kuzu sayısı ortalama 100 civarındadır. Bu da toplamda bize 200.000 TL getirir. Bir de bu işin elektrik, su, ee, kuzu yemi ve personel giderler var. E, onlar da ortalama olarak yıllık 143.700 TL civarında yapıyormuş. Şimdi geldik işin en can, can alıcı kısmına. Aylık gelir hesaplama vakti değerli izleyicilerimiz. Öncelikle içimizi rahatlatalım ve söyleyelim. Aylık gelirinizi yapabileceğiniz aktiviteler ve tasarruflar ile kolaylıkla yükseltebilirsiniz. Yukarıda ilk senaryoda personel çalıştırma ve tamamen çadır içerisinde bakma ile ilerleyeceksiniz. Aylık gelirinizin ortalama 4600 TL civarında olacaktır. Ama eğer ben meradan da yaralanıyorum, uygun zamanlarda koyunlarımı kuzularımı otlatmaya çıkartayım diyorsanız 20.000 TL tasarruf ederek aylık geliri 6.350 TL'ye çıkarabilirsiniz. Hatta personel de kullanmayayım, ben kendi işimi kendim yaparım diyorsanız 10.350 TL'lik bir gelire sahip olabilirsiniz. Bir de işin üzücü ve kötü kısmı var. Eğer kuzular satamazsanız onları kasaba göndermeniz gerekiyor. Onlar da 1100 TL'den kasaba verebilirsiniz. Bu da e, bizi ciddi ciddi üzdü ama hesabı bırakmadan devam edelim. Böylece aylık geliriniz 2850 TL'ye düşüyor. Tabi bu işin kötü senaryosu. Olur da doğumlarda veya ölümlerde bir sorun yaşanır ya da damızlık olarak satamazsanız işler bu halede gelebilir. <laughs> Tabi anlattıklarımızın hepsi birer taslak şablon. Ama yine de ilginizi çektiyse tası tarağı toplayıp en yakın yere yerleşebilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Şehirden kaçıp kendi işini e, kurmak isteyenler için iyi bir tercih olacakmış gibi görünüyor değerli izleyicilerimiz. E, yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalınız. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayınız lütfen. Hoşçakalınız.